Merhaba sevgili koçlar. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Dolunay haftasındayız. Haftanın başında 15 Aralık'ta Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay enerjilerini de hissetmeye başlayacağız. İkizler Burcu sizin 3. evinizde sevgili koçlar. Haftaya hareketli başlayabilirsiniz. İletişim, seyahatler, yakın çevreyle ilişkilerin yoğunlaşması, ticari faaliyetlerin artması söz konusu olabilir hafta başında özellikle. 16 Aralık'ta da Ay İkizler Burcu'ndaki seyrini sürdürecek. 17 Aralık'ta 11-29'da 25 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay özellikle ay başında Yay burcunda doğan yeni ayın etkilerinin, sonuçlarının daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir hayatınızda. Bu da özellikle 3. evi ve 9. evi etkilediği için seyahatler veya bir tatil imkanı doğabilir sevgili koçlar. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, eğitimle ilgili konular, hukukla, medya ve yayıncılıkla ilgili konular bu dolunayla beraber bazı sonuçlar getirebilir. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerinizle ilgili bazı konular da Dolunay'ın enerjisiyle açığa çıkabilir. Yeni bazı konular öğrenebilir, değişik haberler alabilirsiniz. Bu haberler sizi bazı konularda şaşırtabilir ya da bilgilendirebilir. Her durumda hayatınızın biraz daha hızlandığı bir süreçte olacaksınız Dolunay'la birlikte. Bu haftanın diğer hareketlerine baktığımızda 17 Aralık'ta bir süredir retro harekette olan Uranüs'ün ileri harekete döndüğünü görüyoruz. Artık Koç burcundaki Uranüs 22 Temmuz'a kadar ileri harekette olacak. Uranüs sizin burcunuzda ileri harekette olduğu zaman Uranüs'ün o değişim getiren enerjilerini, biraz da huzursuzluk veren enerjilerini daha fazla hissedebilirsiniz sevgili koçlar. Dışsal etkiler daha yoğun olabilir. 18 Aralık'ta Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ayın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte hafta ortasından sonra eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. 18 Aralık'ta özellikle öğleden sonraki saatlerde Ay, Mars, Uranüs ve Plüton'la biraz sert etkileşimler yapacağı için ilişkilerinize, özellikle aile içindeki ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ailedeki otorite kavramları, ebeveynleriniz veya iş yerinizde, üstlerinizle ilgili ilişkilerinizde birazcık zorlayıcı veya baskıcı durumlar oluşabilir. Bazı şeyleri anlayışla karşılamalı, biraz daha sağduyulu davranmalısınız. 19 Aralık haftanın güzel bir günü, Ay Yengeç Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürüyor. Jüpiter'le kavuşacak, Satürn'le gün içerisinde üçgen açı yapacak. Oldukça güzel, özellikle ruhsal olarak kendimizi daha dingin, huzurlu hissedebileceğimiz bir gün. Maddi manevi gelişmelerde olumlu durumlarla karşılaşabiliriz. Yakın çevremizden, yakınlarımızdan destekler görebiliriz. Duygusal paylaşımlarımız artabilir 19 Aralık'ta. 20 Aralık'tan itibaren Ay Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Sevgili koçlar, biraz daha enerjiniz yükselecek. Özellikle 20 Aralık akşam saatlerinde Ay'ın Mars'la ve Uranüs'le de yapacağı olumlu açılarla birlikte kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. Evde durmak istemeyeceğiniz zamanlar olacak. Dışarıda zaman geçirebilir, sosyal faaliyetlere katılabilir, çeşitli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Kendinizi daha keyifli hissedeceksiniz. Hafta sonu 21 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürecek. 21 Aralık yine bu ayın önemli bir günü. Çünkü Güneş burç değiştiriyor. Artık Güneş Yay Burcu'ndan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçecek ve 21 Ocak'a kadar Ay Güneş Oğlak Burcu'nda olacak sevgili koçlar. Sizin için de bu süreç biraz daha işinizin, kariyerinizin ve toplumdaki görevlerinizin öne çıktığı bir zaman dilimi olabilir. 21 Ocak'ta bir de diğer önemli gezegen hareketi de sevgi, güzellik, aşk ve ilişkileri temsil eden Venüs gezegeninin Oğlak Burcu'ndaki retro hareketinin başlaması olacak. Venüs 21 Aralık'ta retro harekete başlayacak.
31 Ocağı kadar retroda olacak. Bu süreç içerisinde neler olabilir? Özellikle Venüs sizin 10. evinizde olduğu için iş yerinizdeki ilişkilere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Kariyer hayatınızda veya üstlerinizle olan ilişkilerde zaman zaman bazı sosyal uyumsuzluklar söz konusu olabilir. Veya eski bazı işler, eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Onları tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir sevgili koçlar. Bu süreç içerisinde Venüs'ün retro olduğu süreç içerisinde güzellik, bakım, estetik veya ikili ilişkilerle ilgili yenilik yapmayı pek tavsiye etmiyoruz. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Günlük etkilerimizi de günlük videolarımızı izleyerek daha ayrıntılı takip edebilirsiniz sevgili koçlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.